Mısır püskülü çayı nasıl demlenir? Mısır püskülü çayı demlemek için küçük küçük doğranmış, taze ya da kurutulmuş mısır püskülünden bir yemek kaşığı kadar demliği alıp üzerine kaynamış suyu ekleyin. Bir büyük bardak çay için bu ölçü yeterli olacaktır. 15 ila 20 dakika kadar demlendikten sonra süzüp tüketebilirsiniz. Bazıları bunu mısır püskülü suyu olarak adlandırmaktadır. Demlenmeye bıraktığınız mısır püskülüne bir dilim limon ekleyerek ferahlatıcı bir içecek elde edebilirsiniz. Yetişkin bir insan mısır püskülü çayını yemeklerden önce günde 2 ila 3 bardak tüketebilir. Ancak uyumadan hemen önce içilmesi tavsiye edilmemektedir. Mısır püskülü çayı faydaları nelerdir? Mısır püskülü idrar yolu enfeksiyonu ve iltihabı için iyi bir yardımcıdır. Etkili bir idrar söktürücü olması sebebiyle mısır püskülü böbrek taşı düşürülmesi, idrar yollarındaki enfeksiyonların temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca yeni böbrek taşı oluşumunu da önleyici faydası vardır. İdrar söktürücü özelliğiyle vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırır. Bu bakımdan zayıflamak isteyenler için diyete yardımcıdır. Mısır püskülü adet söktürücü olarak da kullanılmaktadır. Mısır püskülü saç bakımı ve akne tedavisi sürecinde cilt için de faydalıdır. Kan basıncını düşürerek ve dengeleyerek tansiyon sorunlarına olumlu etki yapmaktadır. Rahatlatıcı etkisiyle kronik yorgunluk için kullanılabilir. İdrarı artırıp söktüğü ve ödem attırdığı için detoks amaçlı da yararlanılabilmektedir. Bu şekilde eklemlerdeki birikintilerin atılmasına yardımcı olduğundan gut, artrit, romatizma rahatsızlıklarında da tedaviye destek olarak kullanabilirsiniz. Mısır püskülü nasıl kurutulur? Pazardan aldığınız ya da şanslıysanız bahçenizden topladığınız taze mısırlardan elde edeceğiniz çok miktardaki mısır püskülü nasıl saklanır diye düşünüyorsanız. Yeşil mısır püsküllerini kurutmak için kullanılacak en doğru yol, onları bir gazete kağıdına yayıp güneş almayan gölge bir yerde bırakmaktır. Serin ve ışıksız bir ortamda kararmadan kuruyan püskülleri, cam bir kavanozda, yine serin, kuru ve az ışık alan veya tercihen ışıksız bir yerde uzun bir süre saklayabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Mısır püskülü faydaları nelerdir? İçeriğinde C ve K vitaminleri ile çinko, bakır, demir, potasyum gibi önemli mineraller bulunmaktadır. Mısır püskülü böbrek ve idrar yolu rahatsızlıklarında, sindirim sistemi, diyabet, saç ve cilt sorunlarında tedaviye yardımcı olarak kullanılmaktadır. Sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi de bulunmaktadır. Mısır püskülü kullananlar, bunun sadece tedaviye yardımcı bitkisel bir çözüm olduğunu, tedavi görüyorlarsa tüketmeden önce doktorlarına sorarak tavsiye almaları gerektiğini unutmamalıdırlar. Mısır püskülü ne işe yarar? Mısırın koçanıyla kabuğu arasındaki ve ucundaki saç gibi açık yeşil iplikçiklere mısır püskülü adı verilmektedir. Kurutulup öğütmeden ya da öğütülüp toz haline getirilerek kullanılan mısır püskülünün pek çok kullanım alanı vardır. Mısır püskülünün en bilinen faydası, idrar söktürücü ve dolayısıyla ödem attırıcı olarak kullanılmasıdır. İdrar söktürmede oldukça etkili olan mısır püskülünün bu özelliği sayesinde böbrek taşı varlığı durumunda, İdrar yolu enfeksiyonlarında ya da mesane iltihabında da tedaviye yardımcı olarak kullanılması mümkündür. Mısır püskülü taş düşürür mü? Kesin olarak söylenemez. Ancak düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca çeşitli vitaminler ve mineraller ihtiva etmektedir. Mısır püskülü zayıflatır mı? Mısır püskülünün kilo vermeyi sağladığı söylenemez. Ama içerdiği potasyum sayesinde idrarı artırarak ve idrarın etkili bir şekilde vücuttan atılmasını kolaylaştırarak şişkinliği alır. Bu arada bir miktar yağın da vücudu terk etmesini sağlayabilir. Mısır püskülü ancak kararlı bir şekilde yürüttüğünüz diyete yardımcı olabilir. Aksi takdirde fazla suyun atılması yoluyla kurtulacağınız 2 ila 3 kilo kısa zamanda geri dönecektir. Zayıflamaya yardımcı olması için mısır püskülü kürü kullanabilirsiniz. Mısır püskülü kiraz sapı çayı, mısır püskülü ve maydanoz ya da mısır püskülü kiraz sapı maydanoz şeklinde demlerseniz ödem attırıcı etkisini artırabilirsiniz. Mısır püskülü ile zayıflayanlar, diyetlerini kararlı bir şekilde sürdürürken, mısır püskülünün vücutta birikmiş su ve iltihabı atma etkisinden faydalanarak kilo vermeyi kolaylaştırabilen kişilerdir. Belli satış noktalarından temin edebileceğiniz mısır püskülü hapı da zayıflamaya yardımcı olarak kullanılabilir. Mısır püskülü neye iyi gelir? Mısır püskülü, idrar söktürücü ve ödem attırıcı olarak sindirim ve boşaltım sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağladığı için aslında tüm vücuda faydalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
bedendeki iltihap ve enfeksiyonları temizlediği için tüm vücut sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmaktadır. Mısır püskürü kiraz sapı idrar yolu temizliği için birlikte demlenebilir. Ödemin atılmasını sağlarken hem vücudun su tutmasını önler, hem de bir miktar yağ atılmasını sağlar, ancak bundan zayıflatıcı olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Kaynak olduğu vitamin ve minerallerle de vücudun sağlıklı, zinde olmasını desteklemektedir. Mısır püskürü zararları ve yan etkileri. Polen alerjisi olanların mısır püskürü kullanmaları önerilmemektedir. Çünkü mısırın püskürleri esas olarak mısırın oluşup büyümesini sağlayan polenleri toplamaktadır. Diyabet hastalarının ve yüksek tansiyon sorunu olan kişilerin de mısır püskürü çayı tüketirken dikkatli olmaları, tüketmeden önce doktorlarının görüşlerini almaları tavsiye edilir. Mısır püskürü çayını fazla tüketmek, kan basıncının aşırı düşmesine neden olabilir. İdrar atmayı sağlayan diüretik ilaçları kullananlar, vücudun susuz kalmasına yol açabileceğinden mısır püskürü çayı tüketmekten kaçınmalıdırlar. Mısır püskürü çayının adet söktürücü etkisinden dolayı hamile kadınların ve emziren annelerin kullanmaları önerilmemektedir. Aşırı kullanımında kasılmalarını tetikleyerek erken doğuma neden olabilir. Mısır püskürü çayı tüketiminin faydaları konusunda verilen bilgilerin tamamı tavsiye niteliğindedir. Bilimsel bilgi olarak algılanmamalıdır. Az miktarlarda tüketilmesinin önemli bir yan etkisi bulunmamakla birlikte, fazla miktarda tüketiminin doktora danışılarak yapılması önerilir. Mısır püskürü ödem attırır mı? Evet, attırır. Ancak en çok da bu sebeple aşırı miktarlarda kullanmaktan kaçınmalı, doktorunuz aksini belirtmediği sürece günde 2 ila 3 bardağa geçmeyecek şekilde içmelisiniz. Mısır püskürünün saça faydaları. Mısır püskürü ne işe yarar diye düşündüğünüzde cilt ve saça olan faydaları aklınıza gelebilir. Mısır püskürü ciltte oluşan akne, sivilce, yara, leke ve döküntü gibi sorunların çözümüne yardımcı olur. Aynı zamanda böcek sokması, sıyrık ve küçük kesikler sebebiyle oluşan kaşıntı ve ağrıların giderilmesine destek olan bir bitkidir. Kaynattıktan sonra buz kalıplarına koyacağınız mısır püskürü suyu ile cildinize masaj yapabilirsiniz. Mısır püskürü bu uygulamada tonik görevi görerek canlı ve parlak bir cilde kavuşmanız için yardımcı olur. Aynı zamanda antibakteriyel ve antiseptik içeriği sayesinde cilt problemlerinden kaynaklanan enfeksiyon ve mikropların giderilmesine katkıda bulunur. Ayrıca mısır püskürünün saça faydaları da oldukça fazladır. Herkesin hayali olan parlak ve yumuşak saçlar ruhsal ve mevsimsel değişikliklerden dolayı canlılığını kaybeder. Mısır püskürü yıpranmış saçların onarılmasına yardımcı olur. Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar için çay olarak tüketilmesi gereken mısır püskürü, dökülmenin azalmasına etki eder. Saçlarınızın sağlığını geri kazandırmak için çay olarak içebilir veya suyu ile masaj yapabilirsiniz.